24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam programımızda yine önemli başlıklarımız var. Bilhassa Gazze'de süren katliam ve tabii ki Gazze katliamı sürerken tırnak içerisinde söylemek istiyorum. Ateşkes görüşmeleri, bu ateşkes görüşmelerinin neticeye varıp varamayacağı veya Hamas'sız bir acaba ateşkes mümkün mü veya Hamas'sız bir çözüm mümkün mü? Bunu konuşacağız çok değerli hocamızla beraber. Şimdi tabii bu anlamda biraz da şunu görmemiz lazım. Hamas meselesiyle aslında işte Batı Şeria dediğimiz aslında iki taraf arasındaki iki başlılığı kullanmaya çalışan da bir anlayış var. Şimdi bu anlayışın da önüne geçmek bakımından da aslında bu sürecinde önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan Ukrayna'da da biliyorsunuz savaş devam ediyor. Ukrayna Savaşı'nın gidişatı, Ukrayna Savaşı'nın acaba bir kara delik haline gelmesi, şu anda bir jeopolitik kara delik haline geldi. Bunu kabul etmemiz lazım. İşte Kursk'taki ilerleyiş, bu ilerleyiş acaba Ukrayna tarafından Moskova'ya kadar gider mi? Bunların hepsini tabii ki kıymetli hocamızla da konuşacağız. Ukrayna tarafı, işte biri Karadeniz Havzası, biri Akdeniz Havzası. Yani Türkiye'nin çevre coğrafyasındaki bu savaş senaryoları acaba Türkiye'yi de çevrelemek veya Türkiye'nin de içinde merkezde olduğu yeni bir 3. Dünya Savaşı'nın acaba kodları mı olup olmayacağını tabii ki bugün yine değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Onları size arz etmek istiyorum kıymetli izleyenlerimiz. Yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Evet, şimdi bugün tabii Gazze meselesinin büyük resmi nedir? Yani aslında bu büyük resmi belki kaçırdığımız için, biraz detaylara boğulduğumuz için onların yani o Siyonistlerin projesi nedir? Bakış açısı nedir? Büyük Orta Doğu projesinin acaba hangi yapbozun bir parçası Gazze meselesi, bunu görmemiz lazım. Şimdi genel olarak baktığımızda kıymetli izleyenlerimiz, bir büyük dünya savaşı çıkacaksa ana sebebi denizlere kimin hakim olacağı. Şimdi bu dünya savaşlar tarihinde gerçekten böyle. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Suyu kontrol eden karayı kontrol eder ki bunu Barbaros Hayrettin Paşa da ifade etmiştir. Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemlerde denizlerde güçlendiği zaman basılan bir düğmeyle biliyorsunuz zaten Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcı olduğunu ifade edeceğimiz süreç başlamıştı. Şimdi bugün de aslında denizlere bir hakimiyet mücadelesi var. Dolayısıyla Gazze'de aslında bu hakimiyet mücadelesinin en önemli parçalarından, süreçlerinden biri olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve biraz evvel söylediğim gibi küresel güç olmak isteyen aktörler öncelikle Karadeniz, Akdeniz, Hazar Denizi havza kontrollerini sağladılar. Yani bu havzaları kontrol eden aslında büyük okyanusları kontrol edebilecek kabiliyete ulaştırdılar. Başlıklarını görüyoruz. Yani ara geçiş denizleri bunlar biliyorsunuz. Ve Büyük Ortadoğu Projesi'nin bu manada neticeye ulaşmasında Akdeniz Havzası'nın mutlak hakimiyetinin şart olduğunu da görmemiz lazım. Şimdi dolayısıyla Büyük Ortadoğu Projesi dediğimiz 1948 aslında İsrail'in kuruluşuyla başlayan, daha sonra Soğuk Savaş döneminde o sürecin parçalarının monte edildiği ama 2001, 2003 Afganistan ve Irak savaşları, Körfez harpleri ve en son Arap Baharı süreci ve işte şimdi de Gazze ile beraber orada Büyük Ortadoğu Projesi'nin en önemli parçalarından biri yapıştırılmaya çalışılıyor. Ve işte biraz evvel dediğim gibi Gazze sorun ama bir de Kıbrıs var. Şimdi Kıbrıs'la Gazze'yi beraber görmemiz lazım ve Türkiye'nin ön savunma hattı biliyorsunuz Mavi Vatan'da Kıbrıs'tır. İkinci savunma hattı da Gazze'dir. Yani Türkiye'nin Akdeniz savunma hattı o en önemli bizim tampon olarak görmemiz gereken aslında misak-ı milli sınırlarımızın ötesinde bir bariyer olan Gazze'li Kıbrıs aynı öneme sahip iki önemli hat olarak görmemiz gerekir. İsrail hak iddia ettiği Doğu Akdeniz ve enerji enerji kaynaklarının gelirinin %60'ını gelecek nesiller için ayırdıklarını açıklamıştı. Yani burada bu çok önemli çünkü bir de işin hidrokarbon kaynakları meselesi var, kontrol mekanizması istekleri var ve %60'ını geleceğe ayırdık diyor. Yani düşünün ki Gazze açıklarında bulunan hidrokarbon kaynaklarıyla beraber o kadar devasa bir enerji kaynağı var ki orada. Bunun %60'ını gelecek nesillerine ayırmayı planlıyorlar. %40'ı da bize yeter diyorlar. Bakın oradaki kaynakların resmi rakamlardan çok daha yüksek olduğunu görmemiz lazım. Ve Gazze soykırımı, Gazze soykırımının en önemli sebeplerinden biri de tabii ki işte bu MEP enerji sahasına sahip olmak. Yani Gazze'nin açıklarında bulunan ve Filistin'in tek denize çıkış yolu olan bu sahayı, bu enerji sahasını kontrol edebilmek. Şimdi çok kısa da size haritada aslında bu işin harita tabii bence her şey haritada gizli kıymetli izleyenlerimiz. Yani haritayı bence her konuda haritaya bakmamız lazım. İşte burada haritaya da görmüş olduğumuz gibi şu Gazze'de bulunan işte Gazze'nin açıklarındaki enerji kaynaklarının kontrolü. İsrail'in zaten MEP sahasını
Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilan ettiği sahayla beraber Afrodit ve Leviathan sahasını kontrol etmek. Bir taraftan tabii ayrı bir başlık ama İran, Suriye'nin kuzeyinde hitap edilen teröristten o terör kukla devletinin bir şekilde denize çıkışını sağlatılma suretiyle beraber burada Türkiye'yi Sevilla haritası dedikleri ve daha önce hatırlayın Sevilla haritaları şeyler dolaştırılmıştı masalarda. Türkiye'yi tamamen mavi vatandan koparmak ve Akdeniz'e, Antalya Körfezi'ne hapsetmek şeklinde görüyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir süreç, çok kritik bir süreç. Şimdi hiç vakit kaybetmeden kıymetli Figen hocamızla beraber konuyumuzu daha derinlemesine tartışmaya ve izletmeye başlıyoruz. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz çok değerli bir konuğumuz var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Figen Aydın hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar hocam. Çok sağ olun hocam. Tabii hocam gerçekten her gün başka bir katliam haberi alıyoruz. Evet. Gazze'de zaten bu her ne kadar barış görüşmeleri yapılıyor, evet, ateşkes olacak mı olmayacak mı diye konuşsak da orada katliam devam ediyor. Yani demek ki katliam devam ederken barışı konuşmak çok anlamsız hale geliyor. Evet. Ve işte biliyorsunuz son olarak Mahmut Abbas'ın tabii İsmail Haniye'nin suikasti büyük bir aslında infial uyandırdı. Bir dünya savaşı mı geliyor? İran, İsrail'e mi saldıracak? İşte bu bölgesel savaş, küresel savaşı mı dönüşecek derken İran'dan şu anda herhangi bir mukabele gelmedi. Evet. Hizbullah lideri Nasrallah birçok açıklama yaptı. Hizbullah'la İsrail acaba karşı karşıya gelecek diye bir durum söz konusu oldu. Yani her gece bir kıyamet kopacak mı diye bekliyoruz aslında. Evet. Şimdi hocam isterseniz oradan başlayalım. Yani İsmail Haniye suikasti sonrasında özellikle İsrail'in Hamas'ın en önemli isimlerinden biri ki bence en önemli müzakerecilerden biri işin güvercin kanadı yani daha makul, kesinlikle, daha müzakereci, daha yumuşak. Böyle bir ismi katlettikten sonra acaba İsrail İran'la açık bir savaşı göze alıyor mu? Ya da bunun vekil güçler üzerinden İsrail'in biraz evvel haritada görmüş olduğumuz, dilerseniz harita üzerinde de konuşabiliriz. Yönetmen arkadaşımız eğer müsaade ederse orada harita üzerinden de bunu konuşabiliriz. Evet, bir yukarıya doğru acaba savaşı çıkartma gibi bir şey söz konusu olabilir mi hocam? Dilerseniz şöyle harita önüne geçelim. Tabii, buyurun. Şöyle daha anlaşılır olur belki. Yani İsrail ile İran savaşı çıkar mı hocam? Öyle görelim ya da bu harita üzerinden de bir analiz yapmanızı rica edeyim hocam. Şimdi İsrail'in bir savaşı kendi topraklarından öteye yayma stratejisinin olduğunu aslında Haniye suikastiyle beraber gördük. Neden? Haniye'nin İran'da katledilmiş olması aslında çok önemli bir noktaydı. Haniye dediğiniz gibi Hamas'ın aslında diplomatik yüzüydü. Hem barış gücüydü hem diplomatik yüzüydü. Masaya en yakın kişi Haniye'ydi aslında Hamas içerisinde. Şimdi İsrail Hamas'ın diplomatik gücünü, diplomatik yüzünü katlettikten sonra aslında ben seninle masaya oturmak ya da bir barış anlaşması imzalamak, bir ateşkes imzalamak istemiyorum mesajını da aslında doğrudan vermiş oldu İsrail ve bu Siyonist hedeflerinden vazgeçmeyeceğini zaten Haniye'nin cinayetinden sonrasında da çok net bir şekilde okuyabilmiştik. Şimdi bölge üzerinde Filistin'in biliyorsunuz çok köşeye sıkıştırıldığını, artık biraz daha böyle insanların bölge içerisinde eritilmesine hatta daha hala da ötesinde. Batı Şeria'da da hocam biliyorsun yakmaya devam ettiler. Tabii tabii artık. Bugün de mesela neredeyse 2,5 milyon kadar insanı 1 milyon diyorlar, 1-2,5 milyon insan diyorlar. Henüz o rakam da belli değil mesela. El Maviye'ye doğru sıkıştırmıştı biliyorsunuz. Şimdi bugün haberlerde gördük ki o bölgeyi de bombalayacağım, orada da insanlar bulunmasın diye haberlerini çıkartıyor İsrail. Şimdi İsrail bu bölge içerisinde Filistin'i tam anlamıyla yok etmeyi aslında Siyonizm'in bir hedefi olarak zaten belirlemiş durumda. Şimdi Türkiye'ye düşen bu noktada aslında hem az önce bahsettiğim gibi Akdeniz'in en büyük sahil şeridine sahip ülkesi olarak hem bölgesel olarak gücünü göstermesi hem Filistin'le olan tarihsel bağları olsun, kendi dinamikleri olsun, bu noktalarda Türkiye'nin yapması gereken en önemli şey diplomatik yüz olabilmek. Yani diplomatik en baştan olarak beri de aslında bu misyonu kesinlikle Türkiye şey aslında zaten en başından beri yani sadece son 7 Ekim'den bu yana vurulan son neşterle değil aslında 70 yılı aşkın bir süreden bahsediyoruz Filistin davasında. Türkiye aslında zaten Filistin davasının 70 yılı aşkındır en önemli diplomatik, kesinlikle, güçlerinden bir tanesi. Ekim'den bu yana da Türkiye
Her ne kadar Güney Afrika öncelikle Uluslararası Adalet Divanı'na gitmiş olsa dahi Türkiye Filistin davasına en çok dikkat eden, en büyük desteği veren ülkelerden bir tanesi aslında ve başı çeker. Kesinlikle. 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 Şimdi bu noktada Türkiye'ye düşen artık biraz daha böyle diplomatik yollarla bu meseleyi çözmekte. Türkiye'de Uluslararası Adalet Divanı'na zaten başvurdu. Ama hocam tıkanmadık mı? Yani şimdi hep diplomasi diyoruz. Evet. Bu oyun böyle bir oyun değil bence. Yani diyoruz oyunu kurallarına göre oynamak tamam ama oyun başka bir oyun. Alınan kararları dinlemiyor. Hiçbir şekilde işte yaptırım uygulanamıyor. Amerika desteği kestim diyemiyor. Yani mesele aslında hocam diyoruz ya Büyük Ortadoğu projesi, yani Akdeniz, ondan harita çok çok önemli. Yani mesele aslında o Büyük Dünya Savaşı ile beraber, o Büyük Ortadoğu projesiyle beraber buradaki bütün kaynakları kendilerine bağlı. İş aslında ekonomi mi dayanıyor acaba? Bu para politikaya mı dayanıyor? Kesinlikle. Akdeniz biliyorsunuz Karadeniz'den bile çok daha önemli bir su kaynağıdır. Tabii. Çok daha büyük bir enerji kaynağıdır aslında. Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı bile, Türk vatandaşların varlığı bile Kıbrıs'ta aslında bu bölgeyi ele geçirmektedir. İsteyen için baktığınız zaman son derece rahatsız edici. Tabii. Türkiye ne yaptı peki? Türkiye biraz daha diplomatik kanallarla devam etmek mecburiyetinde kaldı aslında. Çünkü bölge dinamik. Türkiye'nin bu bölgede statik kalması demek oyunun dışında yer alması demektir. Oyunun dışındaysan zaten etkili bir aktör değilsindir demek. Türkiye hem etkili bir aktör olmak mecburiyetinde çünkü bölge dinamik, durağan kalamaz. Ve tabii İsrail'le Filistin'le olan dediğim gibi tarihsel bağları da düşünüldüğü zaman Türkiye'nin biraz daha diplomatik olarak yönlenmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin de aslında bir anlamda nasıl söylemiş olalım yapabilecekleri bu kadar, kapasitesi bu kadar. Hatırlayın 2011 Arap Baharı sürecinde Türkiye kapasitesinin üzerinde bir rol arayışında bulunmuştu. Doğru. Kapasitesinin üzerinde rol arayışında bulunmak da Türkiye'nin Orta Doğu'nun ve hatta şu MENA bölgesi dediğimiz tüm bölgenin Mısır'dan itibaren tüm bölgenin hemen hemen de bu Arap Baharı sürecinin tüm yükünü omuzlaması demek olmuştu. Demek ki Türkiye'ye düşen aslında biraz daha akılcı güç olmak bu noktada ve akılcı güç olarak da ne yapması gerekiyor? Bölge içerisinde etkili bir aktör olması gerekiyor ama bölgenin tüm yükünü üstlenmemek, tek başına üstlenmemesi icap eder. Türkiye bu yüzden ne yaptı bakın Libya'yla? Deniz işbirliklerini işte gerçekleştirdi. Evet. Doğru mu? 2019 Kasım'da hocam hatırlamıyorsam. Aynen öyle 2019. Şu yapılan MEP anlaşması aslında Yunanistan'ın da oyununu önemli. Bozdu. Bakın evet. Şuradan haritamızı evet, çizdik aslında şöyle, yani. Evet, şöyle. Kesinlikle. Mısır'la ilişkileri daha önceki ay Dışişleri Bakanımız yine Sayın Mısır'daydı. Evet, Mısır'la zaten ilişkiler son derece iyidir. Baktığınız zaman Suriye'nin zaten hem mülteci göçüyle hem yeniden yapılanmasıyla hem de maalesef PKK terör örgütünün de bölgeye doğru yayılmasıyla birlikte Suriye'nin de bütün problemlerini aslında bir anlamda çok ciddi, en ciddi problemlerini Türkiye üstleniyor diyebiliriz. Irak'a baktığımız zaman Kuzey Irak'ta Türkiye'nin kendi sınırlarında olan meselelerle PKK terör örgütüne karşı olan operasyonların yürütüldüğünü biliyoruz. Demek ki Türkiye burada aslında hem bölgede bir askeri gücünü de konuşturuyor ama icap eden noktada kendi sınır problemleri olduğu takdirde sınır güvenliğini sağlamak için aslında bir anlamda askeri gücünü konuşturuyor ama bir anlamda asıl olan Türkiye akılcı gücünü ilerletiyor ve Libya olsun, Mısır olsun, Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i tamamen bir anlamda kendisiyle bağdaştırmaya çalışıyor diyebiliriz. Yani bir yandan aslında diplomatik olarak satranç oynuyor. Kesinlikle. O devlet aklını çalıştırıyor ki bu anlamda işte dediğiniz gibi yapmış olduğumuz MEP anlaşması yani Türkiye'nin mavi vatan sınırlarını çizmesi büyük bir neşterdi. Yunanistan'ın o maksimal politikalarına karşı müthiş bir hareketti. Onu belirledikten sonra zaten birileri çok rahatsız oldu. Bu sefer PKK üzerinden daha kesinlikle çok provokasyon başladı. Aynen öyle. Aslında aynen hocam öyle. Bana biraz şöyle geliyor. Şimdi hani biraz evvel de konuşurken şimdi buradan bir şekilde İsrail'den yukarı doğru yani İsrail Lübnan'a ordusu doğru, Lübnan'a doğru ve Hizbullah'ın kontrol ettiği noktaya doğru savaşı yaymak suretiyle bir niyet olduğunu ifade etti. Şimdi iki tarafta aslında bana ihtiyatlı geliyor biraz. Yani ne Hizbullah büyük bir savaşı göze almak istiyor. Kesinlikle istemiyor. Ne de İsrail. Bir yandan da hocam siz de güzel ifade ettiniz. PKK yani bir terör koridoru oluşturmaya, bir teröristan devleti. Sayın Cumhurbaşkanı bunu böyle söylemişti biliyorsunuz. Garnizon bir kukla devlet. Bununla bir şekilde de Akdeniz'e çıkarmak için de bir mücadele var. İşte bu David koridoru diyorlar, Siyon koridoru diyorlar. Yani bu eş zamanlı olarak yukarıdan ve aşağıdan sıkıştırma. Esasında Türkiye hedef tahtasına oturtan bir resmi mi karşımıza çıkartıyor hocam? Sadece bu mesele bir Gazi meselesi değil diyoruz ya. Tabii. Hatırlıyor musunuz bu görüşe? Yani evet. Bu strateji olarak bunu yapmak istediklerini düşünüyor musunuz? Evet. Şimdi bu bölgede Türkiye etkili bir aktör. Az önce söylediğim gibi bölge dinamik. Türkiye'de statik kalamaz.
Çünkü rol üstlenmesi gerekiyor. Ama kapasitesinin üzerinde de bir rol üstlenmek istemiyor. Kapasitesi dahilinde üstleneceği roller de tüm bu bölgeye etkili olmak isteyen aktörleri rahatsız ediyor zaten. O zaman ne yapmalı? O zaman farklı aktörler üzerinden Türkiye'yi de hedefi doğru sıçratmalı. Az önce dediniz de Hizbullah Lübnan üzerinden. Hizbullah evet. Zaten baktığınız zaman bir militan örgüttür. Tabii, ABD olsun, örgütmüş. İsrail olsun. Ne diye devamlı şunu söylüyor. Benim karşımda bir Hizbullah var. Ben bir terör örgütü olarak görürüm. Zaten askeri bir militandır bunlar. Bana saldırdığı zaman ben doğrudan Lübnan'a, Beyrut'a gider saldırırım demekten zaten imtina hiç etmiyor. O zaman suçu kendi üzerinden atarak bölgenin dışına doğru çıkmaya, farklı bölgelere doğru sıçratmaya da çalışıyor. Farklı bölgelere sıçradıkça mesele Türkiye'ye doğru da biraz daha evrilecektir. Ne kadar farklı bölgeye sıçrayabilir işte. Hepimiz buradayız yani maalesef. Kesinlikle. Değil mi yani? Tabii. Bu bölge içerisinde Türkiye'nin dahil olmadığı bir mesele olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. O zaman işte mesele Filistin olsun ya da mesele Kıbrıs olsun ya da mesele Libya olsun. Türkiye mutlaka bu meselelerin dahilinde olmak mecburiyetinde kalacak. İşin en sonunda Türkiye'nin bir hedef olduğu ihtimali var mı? Kesinlikle var. Evet, yani evet, mutlaka. Hocam peki şimdi bu işin bir de tabii... İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin burada özellikle işte bu kongre konuşmasında Netanyahu'nun ortaya koymuş olduğu bir duruş vardı. Ki bu duruş kimleri tarafından tabii o Siyonist projeyi destekleyenler tarafından olumlu karşılandı. Tabii. Ayakta alkışlandı 60 defa biliyorsunuz. Kesinlikle evet. Ve orada aslında bize bir mesaj verdiler. Hı-hı. Yani biz katlederiz, öldürürüz Hı-hı. ve kimse bize dur diyemez çünkü arkamızda büyük abimiz var. Evet. Ya da kendilerini büyük abi görüyorlar. Amerika biz ne dersek onu yapmak zorunda ki dedi bunu zaten. Hı. Bizim güvenliğimiz, sizin güvenliğiniz, bizim güvenliğimiz dediler. Hı-hı. Şimdi hocam şuraya bağlayacağım. Bu da tabii tartışmalı ama ben o konuda şöyle düşündüm. Sayın Mahmut Abbas geldiği zaman geldi. Şimdi biz Mahmut Abbas'ın biliyoruz politikalarında, görüşte o farklı bir şey ama Sayın Cumhurbaşkanı ve tabii bütün meclis ayağa kalkarak alkışladı. Hı hı. Şimdi orada ben şöyle düşündüm. Yani orada Mahmut Abbas'ın biliyoruz ama Filistin Devleti'nin başkanı alkışlandı. Yani o Netanyahu'nun kongrede o katliamın alkışlanmasına karşılık evet. milli iradenin bence en önemli temsili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisi'nde 15 Temmuz'u atlatan bir mecliste Filistin Devlet Başkanı alkışlandı. Bence evet. büyük bir meydan okumaydı hocam. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Çok doğru ifade ettim hocam. Nasıl ki ABD'de Netanyahu alkışlandıysa Türkiye'nin Gazi Meclisi'nde de Filistin Devlet Başkanı alkışlandı. Şimdi Netanyahu'nun alkışlanması da biraz daha böyle şeydir. Evangelistlerin bir Yahudi'yi Tabii. alkışlamış olması zaten tam bir tartışma konusu. Bunun da ötesinde Netanyahu'nun verdiği mesajlar son derece teopolitikti hocam. Çok iyi dinlediysen şayet şüphem yok bunu. Tüm dünyaya verilen bir mesajdı Tabii aslında. Türkiye'nin yaptığı da biz kesinlikle. Arz-ı mevudu gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle. Türkiye'nin yaptığı da son derece başarılı bir hamleydi. Daha önce çağırmış olması da Abbas gelmekte gecikti mi? Gelmekte gecikti ya da Filistin'e Gazze'ye doğrudan gideceğini ifade etmesinde biraz gecikti mi? Gecikti ama Abbas'ın zaten söylediğiniz gibi politikaları biraz daha tartışmalıdır aslında Biliyoruz zaten. Evet. Ama Türkiye'nin yaptığı hamle son derece önemliydi. Netanyahu'ya karşı Filistin Devlet Başkanı'nın gelip Türkiye'nin Gazi Meclisi'nde konuşma yapması dahi, ayakta alkışlanması dahi son derece önemli bir mesaj da sadece Amerika'ya ya da İsrail'e değil söylendiği gibi tüm dünyaya ve hatta bölge ülkelerine ve hatta Rusya'ya Abbas'ın Türkiye'den önce ziyaret ettiği Aynen, Rusya'ya doğru, karşı son derece önemli bir mesajdı gerçekten dediğiniz evet, evet, gibi. Evet hocam. Tabii şimdi bu konuda önemli biraz Ukrayna'dan bahsetmek istiyorum. Tabii. İsterseniz şöyle yerimize tabii, doğru buyurun. Geçelim. Hı-hı. Şimdi Ukrayna meselesi de tabii önemli. Ne açıdan önemli? Çünkü Karadeniz'in güvenliği de bu anlamda biliyorsunuz. Kesinlikle. Türkiye'de Karadeniz'in en uzun sahil şeridine Aynen, sahip öyle. Bir ülke. Evet. Bu anlamda o meseleyi de çok yakından takip ediyoruz. Hı-hı. Şimdi bu Kursk muhabiresi yani Kursk evet. Savaşı'nın da gidişatı acaba Ruslar geri mi çekiliyor, Rusya yenilecek mi veya bir karşı atakla acaba Putin daha mı saldırgan olacak, Kiev'e kadar mı gidecek? Hani hatırlayacağım 2. Evet. Dünya Savaşı'nda Stalin Kursk'ta püskürttükten sonra Nazileri Berlin'e kadar gitmişti. Evet. Şimdi acaba Kiev'e mi gidecek Putin? Böyle bir tartışma da söz konusu hocam. Hı-hı. Bu son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada Ruslar yeniliyor mu, Moskova ilerler mi gibi böyle çok abartılan yorumlar da görüyorum evet, ben evet, şahsi evet, yorum evet. tabii ki. Aha. Ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi biraz daha tarihsel süreciyle değerlendirmek de lazım. Hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı. Karşınızda Rusya gibi bir devlet var ve bu Rusya dediğimiz devlet 20. yüzyılda 3 tane büyük farklı yönetim şekline geçti biliyorsunuz. Çarlık'tan Sovyetler Birliği'ne, Sovyetler Birliği'nden işte şu anki Rusya devletine kadar devam etti. Bu 20. yüzyıl politikalarının çok da kolay bir şekilde atlatıldığını söylemek yanlış. Şimdi Rusya belki Sovyetlerden sonra en dar sınırlarına geri çekildi ama
bazı hatları da, bazı sınır bölgelerini de Sovyetlerden sonra kendisinin kırmızı çizgisi olarak belirledi. Bunun Doğu Avrupa'daki yeri neresidir? Ukrayna'dır. Evet. Ukrayna'nın biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne dahil olma sürecinden aslında biraz daha Ukrayna-Rusya Savaşı patlak verdi. Ukrayna'nın batıya meyil vermiş olması, Avrupa Birliği'ne dahil olma sürecini başlatmış olması biraz daha Rusya'nın problematiğini ortaya çıkardı. O kırmızı çizginin geçildiğine dair Rusya'ya verilen bir mesajdı. Şimdi Rusya gibi bir devletin zaten böyle bir kırmızı çizgisine aşılma ihtimalinin olması dahi kabul edebileceği bir şey değil. Şimdi mesela aslında buradan patlak verdi ve 2,5 yılı aşkın bir süredir devam eden bir savaş var aslında. Bu son Ukrayna'nın Kursk'ta ilerlemesi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hikayesini değiştirir mi? İşin en neticesinde hayır değiştirmeyecek. Ben neden? Kesinlikle. Neden? Çünkü şimdi Kursk'tan önce biliyorsunuz işte doğalgaz meselesi vardı. Mavi akım projelerini falan şey yapmıştı, bombalamıştı. Ya da kulelerini bombalamıştı. Yani böyle stratejik olarak Rusya'ya zarar vermeye çalıştığımız görüyoruz zaten. Stratejik bölgeleri ya bombalıyor ya da işte ABD'den aldığı açık olan F-16'larla falan zaten Rusya'ya doğru saldırmaya çalışıyor. Ama Kursk içerisinde çok fazla ilerledi. 30 tane bölgeyi hemen hemen de 30 tane ili şey düzeltiyorum mahalleyi mahalle mi diyelim artık bizdeki karşılığı mahalle oldu yani galiba. Evet, mahalle desek. Aha, 30 kadar mahalleyi ele geçirdiğini söylediler. Şimdi bu birden bir ilerleyiş, çok hızlı bir ilerleyiş. Yarma harekat diyorlar hocam. Aynen öyle. Ama bu yarma harekatı tamam ama çok sıcak çatışmalarda geçerli olabilir ama tahkimle ilerlemek zorundasın. Lojistiği var bunun, güvenliği var. Tabii ki. Birden ilerlediğin zaman arkam... Sürdürülebilirliği var. Kesinlikle. Arkam boş geldiği zaman ne kadar devam ettirebilirsin? Kuşatılırsın zaten. Boğarlar seni. Kesinlikle orada. Öyle. Yani o yüzden ilerlemek değil, o ilerlemeyi sürdürebilmek, orada kalıcı olabilmek önemli. Şimdi Ukrayna'nın orada olabilir ne kadar kalıcı olabileceği tartışmalı. Bence kalıcı olamayacaktır. Yani bugün de söyledim. Bana kalırsa tarih Ukrayna Rusya'yı yendi diyemez. Böyle yazmayacak. Bir de hocam şu var. Velev ki Moskova'ya yürüdü. Kesinlikle. Yani, zaten Moskova'nın çok yakın. 330 milyon evet, kadar yakınında Kursk. Moskova mı düşecek? Yani, Rusya mı? Yani Rusya buna izin tabii verir gelmiyor mi? Mu size veya böyle çok, bir şey? Çok çok çok. Bir Amerika çıldırarak al sana bu kadar silah, al sana bu kadar süpersonik füze, roket, uçak, vur Moskova'yı diyebilir mi? Demez. Diyebilemez de demez de. Neden? Çünkü Rusya dediğimiz devlet bir nükleer güç aslında zaten baktığımız zaman. Yani iş biraz orada düğümleniyor biliyorsunuz. Sovyetler Birliği döneminde o şu dehşet dengesi var ya hani biliyorsunuz. Birbirlerini kaybetme, birbirlerini aynı şekilde bombalama tehlikesi belirdiği an zaten iki devlet de bu sefer soğuk savaş sürecine geçtiler biliyorsunuz. Evet, yani evet. Bu tehdit hala geçerli mi? Hala geçerli. Bir de Güvenlik Konseyi üyesi. Tabii yani. Güvenlik Konseyi üyesiler birbirlerinin ekonomi tarafından bakalım hocam. Doğru. Yani ABD, Rusya dediğimiz en büyük ortaklar ekonomik olarak ne kadar birbirlerine nereye kadar zarar verebilir? Hani bu şeye benziyor biraz. ABD ile Çin arasında bir savaş ihtimalini konuşuyorlardı ya. Amerikan tahvilleri onların eline 1 trilyon dolar. Aynen fazla. Öyle yani. ABD'de Çin varlıkları var. Çin'de ABD varlıkları var. Nereye kadar birbirlerine zarar verebilirler? İşte o dehşet dengesini gördükleri an zaten caydırıcı olacağı kesin. Yine aynı tarih tekerrürden devam ediyor aslında bir anda. Ama Rusya düzeltiyorum. Ukrayna bu kendisine verilen desteklerle birlikte Rusya içerisinde çok fazla ilerleyebileceğini ve güvenlikli şekilde ilerleyebileceğini değerlendiriyor. Bu bana kalırsa biraz hayali mi diyelim? Yani ya da bir ülkenin askeri stratejisi için hayali demek de doğru gelmiyor ama açıkçası çok gerçekçi değil diyelim belki. Çünkü sürdürülebilir olacağına kanaat etmiyorum. Dediğim gibi arkasından bir lojistik destek lazım, bir güvenlik lazım. Elinde tutabilmesi lazım. Şu an bölgeyi ele geçirdi diye belki söylüyoruz ama elinde tutabilecek mi? Asıl önemli olan o. Elinde tutabilirse bir daha değerlendirelim, bir daha konuşalım ama elinde tutabileceğini, kalıcı olabileceğini ben zannetmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Zaten bir de şimdi masa kurulması planlanıyor ya masaya evet. Kuracağım. Masa elini nasıl güçlendirir. Aynen tamam, öyle. Masaya geldim, kursun. İşte o bölge 10 mahalle benim elimde. Aha. Sende ne var? Bende de işte şey bir nehrin, Dinyeper nehrin doğusu da bende. Donbas bölgesi aynen, bende. Evet. Ne, yani nasıl bir eşitlik bu veya nasıl bir müzakere yöntemi olacak? Bir de şöyle bir şey olmaz mı hocam? Şimdi Donbas'tan yani Odessa hattını kapatırsa ne olacak Rusya? Yani evet. Basarabya, Transdniester'e doğru bir deadlock yaparsa. Karadeniz'e çıkamayacak. Ne olacaktır? Evet. Şimdi bu acaba Putin açısından ya da hocam şöyle birazdan şey düşünelim. Acaba Putin'i daha çok tahrik etmek bakımından tabii. mı? Putin daha çok saldırsın, daha çok Kiev'e yürüsün.
Hani halka onu böyle iyi anmasın, kötü lider olsun, imajı zedelensin mi istiyorlar? Şimdi evet, tabii biraz bu taraftan da bakalım. Rusya'nın mutlaka bir imaj kaybına uğradığı doğru mudur Rusya Kursk meselesiyle? Evet, biliyorsunuz kendisi şeyle konuşurken, sözcüsüyle konuşurken kameraların karşısında rakam verme diyerek uyardı bile. Çünkü bu biraz da imaj ve prestij meselesi. Kamu diplomasisi var çünkü. Aynen öyle yani. Ama Kursk'un ne kadar ilerlediğini sayılarını vermemiş olsa da Ukrayna'nın ilerlediği bir gerçek. Dediğim gibi aslında mesele buna dönüyor. Ukrayna biraz daha böyle kendisinin aldığı desteklerle ve biraz daha böyle tahriklerle, hani yaparsınlarla, edersinlerle diyerek biraz daha ilerledi. Ama Rusya biraz sakin kaldıysa belki müzakerede Ukrayna'nın eline çok fazla koz vermemek için olabilir. Ukrayna'nın bir de buradan değerlendirelim bakın hocam. Ukrayna olası bir müzakere noktasında elini güçlendiriyor da olabilir Rusya'ya karşı. Kursk bölgesi önemli bir bölge. Moskova'nın yakınında, güneybatısında bir bölge. Psikolojik olarak önemli bölge. Psikolojik üstünlük sağladı. Kesinlikle psikolojik üstünlük sağladı. Ama ne kadar kalıcı olacağı önemli. Rusya'yı üzdü. Basit ifade edelim bunu yani. Rusya'nın gerçekten bu son süreç biraz daha canını sıktı. Biraz daha canını sıktı açıkçası. Ama yani, bu neticesinin cerimesini çekecek olan yine de Ukrayna gibi geliyor açıkçası. İşte zaten mesele şurada kilitleniyor. Mesela hani Kissinger birkaç yazı yazmış ölmeden evvel. Ki 2014 Kırım ilhakında da bunu söyledi. Rusya'yı bu kadar tahrik ederseniz dedi. Evet. Rusya Kırım Rusya Kırım'ı ilhak eder dedi. Yine neticen etti. Devam ettiler biliyorsunuz o süreçte yine bir şey devam etti. Bak bu kadar tahrik ederseniz Rusya'ya saldırtırsınız Ukrayna meyarında yazıları vardı. O da gerçekleşti. Yani siz bir şeyin ortamını hazırlıyorsunuz ve Zelenski biri cumhurbaşkanı oluyor her nedense. Ve sanki Ukrayna böyle sonu olmayan bir düşük yoğunluklu, orta yoğunluklu bir savaş senaryosunun muharebe altı hattı veya bir ring alanı haline getirilmiş hocam. Yani aslında işte kara delik ondan diyorum. Artık Ukrayna kolay kolay toprak bütünü sağlanmaz gibi geliyor bana. Yani bir müzakere olacaksa bence şu anki konjonktür üzerinden mi olur hocam? Böyle bir yani Rusya geri adım atar mı? Şu an işgal ettiği topraklardan tamamen çekilir mi? Kırım ilhakından vazgeçer mi? Hayır. Ya vazgeçecek olsa zaten bugüne kadar farklı dinamikler yaşanmıştı. 2014'te Kırım'ı ilhak etti ya da Güney Ossetya'dan bahsedeyim. İşte 2008 Gürcistan yani 2008 sürecinden. Darmadağın etti o. Kesinlikle yani. Ve bir de işgal etmesi ya da ilhak etmesi de yetmez. Yönetim olarak da dağıtıyor biliyorsunuz. Dağıtıyor, yani tabii. Bir araya getirilemez parçalara haline getiriyor. İşte Sovyetler Birliği'nin Orta Asya'da Türkistan devletleri içerisinde yaptığına bakın yani. Her bir ülke bir tane bardağı dahi üretemez pozisyondaydı. Ekonomik olarak da dağıtıyor. Siyasi yönetim olarak da dağıtıyor. Hala daha o devam. Kazakistan'da hatırlayın savaştan önce olaylar çıkmış. Aynen hemen öyle. Ediyor. Hala böyle sanki bir fitili bekliyor her şey. O yüzden bölge çok hassas, çok dengesi sağlanması gerekiyor. Çok ani kararlar vermeden Ukrayna'nın biraz daha hareket etmesi gerekiyor. Daha temkinli olması gerekiyor. Sadece bugünkü kazanımlara değil ya da bugünkü psikolojik üstünlüklere değil, daha orta vadeyi, daha uzun vadeyi değerlendirerek ilerlemesi gerekiyor. Tahkimle ilerlemesi gerekiyor. Lojistiği, güvenliği düşünerek ilerlemesi gerekiyor. O yüzden önden gitti ama arkandan kimse gelmesin ya da arkası boş kalsın. Elinde tutamayacağın toprakları bugün işgal etmek bugün için kârdır ama yarın için ne kadar kâr olabilir? Biraz da bunu düşünmek gerekiyor açıkçası. Zaten hocam artık savaşlar eski yöntemler gibi yani fetih politikası savaşlar yok artık. Aynen öyle. Ve zaten işte o son Birleşmiş Milletler kurucu anlaşmasının kimse hiç başka ülkenin toprağında gözü olmayacak, işgal edemez gibi nihayet. Ama bu işte başka bir resim de ortaya çıkarıyor. Tabii bunu biraz daha sonra inşallah değerlendir. Zamanımız da biraz azalıyor. Ben size hocam Çin'i de soracaktım. Şimdi Çin'in de bu anlamda belki genel olarak değerlendirelim. Hani hem Ukrayna Savaşı'nda bakış açısı, hem Gazze meselesi ve işte bu yeni İpek Yolu bağlamında değerlendirebilirsiniz isterseniz hocam ekonomik olarak veya siyasi olarak. Tayvan meselesiyle beraber Çin'de aslında siz bunları konuşuyorsunuz ama gerçek güç benim. Gerçek siyasi ekonomi siyasi güç olma, askeri güç olmaya da adayım mesajını bu meseleler üzerinden verme potansiyeli görüyor musunuz hocam? Hani bir genel bir çerçeve çizelim. Askeri mesaj verme durumu söz konusu değil bana kalırsa. Çin şöyle, Çin önce coğrafya olarak bakacak olursak Çin dünyanın geri kalanından gerçekten çok uzak bir coğrafyada konumlanıyor. Bu mesafe hem psikolojik olarak aşılması zor bir dinamik hem gerçekten ciddi bir mesafe. Ve Çin 2000'li yıllara kadar aslında uluslararası meselelere de çok sıcak bakmayan, dahil olmayan bir aktördü. Ama şunu fark etti. Hani Türkiye kendi bölgesi dinamik, statik kalmamak için bölge üzerinde mutlaka bir politika üretiyor. Sadece sahip çıktığı davalarda değil,
bir bazı davalara taraf da oluyor ya hani işte Çin bunu fark etti aslında biraz da. Çin akılcı gücünü konuşturması gerektiğini fark etti biraz da ve dedi ki bölgeler dinamik ama ben dünyanın geri kalanından çok uzakta konumlanıyorum. Ve sadece coğrafi olarak da konumlanma değil bu. Dünyanın geri kalanından çok uzakta kalıyorum. Çünkü bölgelere müdahil olmuyorum. İşte bölgelere müdahil olmadığında, o dinamik, o kaynayan bölgeye müdahil olmadığında kendisinin de aslında uluslararası sistemin sahibi olan bir aktör olamayacağını çok iyi anlamış oldu. Biliyorsunuz aslında Çin'in rakibi ABD'dir. ABD'nin rakibi aslında bir anlamda Çin'dir biliyorsunuz. Yani uluslararası sistemin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük sahibi ABD. Çin aslında biraz da bu güç geçişiyle ABD'nin konumunu aslında göz koyduğu için ABD'nin etkili olduğu bölgelerde daha ziyade etkili olursa, biraz daha böyle diplomatik olarak etkili olabilirse, ara bulucu olarak etkili olabilirse çok daha hem karlı olur hem de akılcı gücünü sağlamış olur. Bakın çok önemli bir nokta Filistin meselesinde. Ara bulucu olmaya çalıştı. İşte etkili, Pekin deklarasyonu. Pekin deklarasyonu aynen Temmuz ayında. Etkili olur mu olmaz mı bunu değerlendireceğiz. Türkiye kadar önemli bir aktör olma ihtimali zaten yok. Çünkü Türkiye bölgenin aynı zamanda bir ortağı. Doğal ortağı. Coğrafi ortağı. Kesinlikle öyle. Aile Çin'in Türkiye kadar önemli bir ortak olma ihtimali bu nokta açısından, Filistin meselesi açısından yok. Ama şu çok önemli bakın. Filistin meselesinde biliyorsunuz Filistin bir de ateşkes olsa dahi, ateşkes de tartışmalı bir konu aslında. Ama hani bu savaşlar bitse, Filistin'den İsrail çekilse dahi bu sefer Filistin'in nasıl yöneticiliği tartışması var değil mi yani? Tabii. O iç meselede Çin ne yaptı? O iç mesele bir kenara bıraktı ve ben iç işlere dahil değilim ama bölgenin, ülkenin bir bütünlük sağlamasına ben özellikle dikkat ediyorum dedi. İç işleriniz herkesin kendi meselesi. Ben dış ilişkilerle uğraşıyorum. Gelin bir deklarasyon yapalım, bir anlaşma yapalım dedi. Ve Filistin'den tam 14 tane grubu Hamas'ı da çağırdı. Hamas da gitti biliyorsunuz. Evet. İşte El Fetih de gitti. Gazze'nin şimdi Hamas yönetiyor biliyorsunuz. El Fetih de gitti ama Hamas da gitti ve 14 tane grup gitti. Pekin deklarasyonuna imza attı. Şimdi etkili olur mu, etkili olmaz mı bilmiyorum ama şuna geleceğim. Pekin şunu yapıyor. İç işlere müdahale etmiyor. Dış ilişkilerde ara buluculuğu yapıyor. Barışı sağlıyor. Hem kendisinin ekonomik çıkarlarını değerlendirerek yapıyor bunu. Hem bölgelere dahil olabilmek için yapıyor bunu. Ama iç işlere müdahil olmuyor. İç işlere müdahil olmadığı için devletler tarafından şimdiye kadar demokrasi verilerek iç işlerine müdahil olmuş olan ülkelere karşı bir avantaj sağlıyor. Bir seçenek. Aslında stratejik aklıyla hareket ediyor. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle akılcı güçle hareket ediyor ve yumuşak güçle yani aslında. Tabii tabii. Zaten o yüzü meşhurdur hocam. Kesinlikle Tacit öyle. Tacit devlet özelliği olarak. Aynen öyle. Tayvan meselesinde de biliyorsunuz zaten. Çin'in kırmızı çizgisi de Tayvan'dır biliyorsunuz. Yani Rusya'nın nasıl Ukrayna'sa Çin'in de kırmızı çizgisi Tayvan. Tayvan'da bir arabuluculuk yapabilecek bir ülkede söz konusu değil şimdilik açıkçası. Çünkü Tayvan bağımsız bir ülke. Her ne kadar tanınmıyor bile olsa. Ya da işte Çin Taipei olarak geçiyor olsa bile Tayvan meselesine Çin şimdilik dokundurmuyor ama belki bir zaman olur o meseleye de bir el atılır yani. Bunu da yapacak olan Pasifik'te etkili olacak olan aktör tabii ki ABD yani zaten. Ben aslında o zaman ilk savaş başladığında şöyle bir düşünce, bir yorum da yapmıştım. Ukrayna Savaşı Tayvan Savaşı'nın kostümlü bir provası. Evet. Yani şimdi Avrupa'da dediğiniz o dahil Çin olan. Ne diyor? Benim tarihi mirasım. Kesinlikle. Benim aslında ulusal güven en büyük emniyet kemeri belki de. Ukrayna da öyle. O da Rusya'nın. Evet, o da Rusya'nın. Şöyle tribünden bir baktı kim ne yapıyor. Ruslara ambargolar uygulandı. Ruslara enerji anlaşmaları kesildi. Ünlü markalar oradan çekilmeye başladı. Rusya diz çöktü mü? Hayır. Rusya evet. Gazını da sattı. İşte Doğu'ya sattı. Çin'le anlaştı. Örnek de oluyor. Nasıl? Örnek de oluyor. Tabii şimdi aslında kim nerede ne yapabiliyor gördü. Evet. Silah gönderildi, o gönderildi, bu gönderildi. Rusya durmadı. Peki Tayvan'da böyle bir şey olursa hangi güç gidecek de Tayvan'a yardım edecek? 7. filo Amerika'nın yeterli olacak mı Çin kuvvetleri karşısında? Yani olası bir savaş senaryosundan bahsediyoruz bu anlamda. Yani dediğiniz gibi orada hocam işte Spark'la adaları var, Paracel adaları var, evet, hidrokarbon kaynakları adalar. Var. Yani hocam şöyle toparlayalım isterseniz son olarak. Bu aslında bir jeoekonomik bir mücadele mi? Yani kesinlikle. Denizlere hakim olmak demek aslında deniz ulaşım yollarına hakim olarak geleceğin ekonomik gücünün süper güç olacağı bir süreç midir bu?
Bunu görüyor musunuz? Kesinlikle. Deniz hakimiyeti teorisi vardır biliyorsunuz ABD'nin. ABD evet, kendi başına bir kıta olduğu için haliyle denizlere son derece büyük hakimiyeti var ve donanması da en kuvvetli donanma. Hı. Belki bu yüzden ABD'den türedi ama bizim de biliyorsunuz mavi vatan doktrinimiz var. Hem de Akdeniz boyunda hem Karadeniz boyunda etkili bir aktör olduğumuz için mavi akımda mavi vatan da bizim için önemli bir doktrindi. Bu doktrinlerden geri kalmamamız da gerekiyordu aslında. Mavi vatan bu yüzden de çok son derece önemli. Ama dediğiniz noktaya gelir mesele, denizlere hakim olan kıtalara da, karaya da hakim olacaktır tabii ki yani. Çünkü evet, en nihayet bir çıkış da lazım ve deniz ticareti demek dünya ekonomisinin can damarı gerçekten. Evet hocam. Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Güzel bir analiz oldu. Gerçekten hepsinden biraz sohbet etmeye çalıştık. Hı-hı. Ama vaktimizin tabii sonuna geldik. İnşallah bir dahaki sefere daha detaylı analiz ederiz hocam. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Figen Aydın hocamızla beraber güzel bir jeopolitik çerçeve çizdik ve gerçekten Gazze meselesi, Ukrayna meselesi ve o büyük güçler dediğimiz Güvenlik Konseyi üyeleri Rusya, Amerika ve Çin, bu üçünün yeni dünya savaşı kodlarının acaba bu ekonomik mücadeleden mi geçtiğini, işin ucunda enerji mi olduğunu görmüş olduk. Ama şu bir gerçek ki biz şu an bunları konuşurken Gazze'de hala çocuklar, hala masum insanlar katledilmeye devam ediyor. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing Saat'te buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.